Mümtaz. Bence de doğru olanı yaptık Mümtaz. Ama eminim Ozan çok sinirlenmiştir. Hala bir ses seda yok. Telefonlarıma cevap vermiyor. Mümtaz, evde misin? Geldi, kapatıyorum. Nerede o adam? Asıl sen neredesin? Dokunma bana. Kocan olacak herif nerede, sen onu söyle. Sana bir şey oldu sandım. Ödüm koptu. Bir şey oluyor anne, evet. Bir şey oluyor. Kocanla mahkemelik oluyoruz. Herif oturduğum evi satmış. Boşaltmam için bildiri geldi. Babamın mirasını satıyor adam. Tamam. Tamam, biz sakin olalım. Geç otur şöyle. Bir bardak su iç hatta. Biz sakince konuşalım anneciğim. Sen nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Babam bizim için aldı o evi. Ailemiz için. Her yerinde senden, benden, ondan birer parça var. Para için satacak başka bir şey bulamadınız mı? Ozan. Oğlum. Oy, babamdan bana kalan son şeydi. Bana sormadan nasıl satar orayı? Ya sen nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Nasıl bu kadar kör olabilirsin? Adamın babamın anılarına bile tahammülü yok. Hepsini bir bir siliyor. E görmüyor musun anne? Oğlum. Rahmetli babam uzak köylere okul yaptırırdı. Bu adam gitti o fonun parasıyla otopark yaptırdı. Vakfın kimsesiz çocuklara verdiği bursu kesti. Babamın vakıf için, bizim için yaptığı ne varsa bir bir yok ediyor. Sense öylece duruyorsun. Ozan yeter! Yeter! Bağırıp durma artık. O bomboş evde bir başına oturuyorsun. Okulla devam etmiyorsun. Beni aramıyorsun. Ben senin annenim yavrum. Gece gündüz seni düşünmekten yoruldum artık. Ne olur bana destek olsan. Ne olur yanımda olsan. Sen beni ne yapacaksın ya? Hı? Mümtaz var ya yanında işte. Ama o herife söyle. Bu evrakları ben ona yedireceğim. Ozan! Ozan! Allah yine bir delilik yapacak. Çıkar o motoru oradan birader. Kime diyorum? Çek şunu, adamın asabını bozma. Ya bak, zaten sıkıntılı bir gün geçiriyorum. Bir de seninle uğraşmayayım. Alacaksın o motoru oradan. Mümtaz Bey'in emri var. Buraya park edilmeyecek. Ha, demek Mümtaz'ın emri var. Çek şunu, ikiletme hadi. Ya bak, zaten canım bununla. Sıkıntılı bir gün geçiriyorum. İşine bak, benimle uğraşma. Hop hop, gel buraya. Ah! Beyefendi, iyi misiniz? Ya ne bakıyorsunuz? Yardım etsenize. Kusura bakmayın lütfen. Bunun hesabını vereceksin Mümtaz Efendi. O evi sana yar etmeyeceğim. Babamın mirasını sana çiğnetmeyeceğim. Babamdan bana geriye kalan en büyük miras ne biliyor musun? Öfkene bakılırsa satılan şu yazlık. Hayır değil. Ne para, ne pul, ne de o üzerine çöreklendiğin yılan deri koltuk. Babamdan bana geriye kalan en değerli miras bir korkağın aklını okuma becerisi. Senin gibi bir düzenbazın gözlerine bakınca aklından geçenleri kitap gibi okuma becerisi. Böyle bir meziyet bir hukukçu için bulunmaz Nimet Ozan. Kıymetini bil. Ama senin gibi fevri ve sabırsız hareket eden biri için sadece kuru gürültü. Sen de haktan hukuktan bahsedecek çap yok. Zeki görüneceğim diye kendini hırpalama boşuna. Sen git bu süslü laflarınla etrafındaki şatlabanları kandır. Ya da annemi. Ama şunu iyi bil. Ne yaparsan yap o evi sana sattırmayacağım. Gerekirse yakacağım, yıkacağım, yine de sana yedirtmeyeceğim. Duydun mu beni? Ozan yeter. Sen karışma anne. Kocan sinsi gibi satmaya çalıştığı evin hesabını veriyor. Yeter dedim. O evin satılmasını Mümtaz istemedi. Ben istedim.
Satış emrini de ben verdim. Çünkü artık bizimle yaşamanı istiyorum. Yabani gibi kendini o yazlığa kapatmanı istemiyorum. Eğer babanın mirasına sahip çıkmak istiyorsan iyi bir hukukçu ol. Okulunu bitir. Babanın izinden gitmiş olursun. Ya anne sen... Ya sen nasıl böyle bir şeyin? Ya babamdan bana kalan tek miras. Sen de öylesin oğlum. Babandan bize kalan en değerli şey sensin, bunu anla artık. Jülide. Hayatım. Ne olursun Ozan'a kızma. Aslına bakarsan öfkelenmekte haklı. Sonuçta söz konusu bu ev babasının hatırası. Ya ne olursunuz. Konuşarak çözebileceğimiz meseleler için birbirimizi yaralamayalım. Sabır zamanla kazanılan bir meziyet. Ama merak etme oğlum. Ben sana güveniyorum. Tamam hayatım, tamam. Bırak biraz sakinleşsin.